Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 24 Şubat 2021 günlerden Çarşamba, saatlerimiz 02:24'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Sevgili yarışseverler, bugün gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 6 koşuluk güzel bir programla start alıyor. Burada bir altılı ganyan analizimiz olacak. Akşam yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarışseverler. Biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubu kurduk. Tahminlerimi sıralı olarak verdiğim, şablon şeklinde verdiğim bir grup. Sizler de tahminlerimi şablon şeklinde sıralı olarak almak istiyorsanız ücretli WhatsApp grubumuza dahil olabilirsiniz. Videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv@gmail.com adresine telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzda her gün küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan, geniş altılı ganyan analizinle birlikte bir de misli altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Geçtiğimiz 2,5 ay içerisinde yaklaşık 12-13 tane misli altılı bulduk sevgili yarışseverler. Bir de bir köşemiz var. Cesaretli altılı tahmini, yani içimdeki altılı ganyan analizim yaklaşık 2-2,5 haftadır bu köşeyi açtık WhatsApp'ta. Bu altılım arkadaşlar genelde iki tekli, yani cesaretli bir oyun oluyor. Yaklaşık 10 gün önce pazartesi günü koşulan Şanlıurfa at yarışlarında 9.775 lira veren ikramiyeyi iki bankoyla bulduk. İçimdeki altılı ganyan analizimle yine evvelki gün Bursa'da 1.500 lira veren altılıyı son ayak 3 numara tekti. Yani AGF'de 4. at tekti. Onu da o şekilde bulduk. Umarım tahminlerimiz yerinde olur. Umarım bundan sonra da hepinize kazandırmaya devam ederiz sevgili yarışseverler diyerek ben Bursa at yarışları analizlerime geçeceğim. Arkadaşlar Bursa'da 6 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada öncelikle ismim özellikle Kadir Tokaçoğlu arkadaşımızın çok iyi uyum sağladığı Özduran'ın tayı, yine anne tarafından Caş'ın torunu 2 numaralı Siyah Üzüm. Bana göre bugün birinci şanslı isim olmalı. Bana göre yarışı kazanmaya en yakın isimdir. Esasen grupta bana göre en kaliteli isim bir numara Baba Özeser. Ama bu safkana binecek jokey lazım. Yani bir numara Baba Özeser'le iki numara Siyah Üzüm'ü kıyaslasanız ben bir numara Baba Özeser derim, ama bir numara Baba Özeser'e biniş tekniği çok önemli. Bugün Onur Yıldız Dairesi'nde yine şanslı görüyorum bu safkanı. İki numara Siyah Üzüm'e ilk ve sert rakip olacak isimdir. Bugün ikinci şanslı ismimiz olacak Son Perdenin Tayı, bir numaralı Baba Özeser. Burada bir de sürpriz bir isim tutuyorum arkadaşlar. Özellikle uzayan mesafede etkili koşmasını beklediğim bir safkan var. Temposunu bozmadan koşabilen ve bugün sürpriz beklediğim Yakup Bey'in tayı 7 numaralı Kadir Berk. Bugün Halil Altın idaresinde uzayan mesafede sürpriz yapabilir. Özellikle son yarışında dördüncülüğüne tempoyu bozmadan girdi. Ben bugün bu yarışın 2-1'in dışına çıkması durumunda 7 numaralı Kadir Berk'ten de sürpriz olasılığı bekliyorum diyerek altılı ganyanın ikinci ayağına geçiyorum.
Altagan ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışıyla devam edecek. Arkadaşlar Bursa altısında bugün banko bulmakta esasen zorlandım. Gerçekten birbirine yakın safkanların mücadelesi olmuş. Bu koşuya özellikle çok çalıştım banko için ve banko tahminimi bu koşuda yapma kararı aldım. Eledim. İki safkan arasında kaldım. 8 numaralı Vallegro ve 1 numaralı Dragon Heart. Evet arkadaşlar, iki safkan arasında kaldım. Hangisini tek yazayım diye yaklaşık bir 2 saatte çalıştım. Ama ben 8 numaralı Vallegro isimli safkanın sondan bir önceki yarışı, yani Bursa'da kum pistte 1900 mesafede koştuğu yarışı, yine o gün Nurettin Şen arkadaşımız biniyordu. O yarışı izlemenizi istiyorum. Özellikle gerilerden arkadaşlar, yani önden çekişli bir kepçe gibi, dozer gibi çok kuvvetli şekilde geldi. Hatta o kadar hızlı geldi ki Nurettin Şen arkadaşımız safkanı dışa çekti. Geldiği anda yarış bitti. O gün 1800 mesafe olması lazım. 1900 değildi arkadaşlar. Bugün bu mesafede ben bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Sonlarda yapacağı ataklarla bu rakiplerini ekürü avantajıyla geçmesini bekliyorum. Bugün 8 numara Vallegro isimli safkanı Nurettin Şen idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altalı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Burada da iki safkan özellikle ön plan çıkan bir isim, ama burada beğendiğim 4 şanslı isim var. Özellikle son yarışında Saadettin Boğrez dairesinde çıktığı son yarışında virajdan sonra çok rahat aksiyonlarıyla dikkat çeken Lionheart temsilcisi 3 numaralı Determined isimli safkan bugün Bekir Mert Mırrık idaresinde benim 1. şanslı safkanım olacak. Yine 2 numaralı Angel of Honor Tolga Yıldız idaresinde çıktığı yarışı rahat kazanmasını bilmişti. Bugün yine Tolga Yıldız idaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Angel of Honor isimli safkan da ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışında sonlarda inanılmaz ataklarla yarışı kazanan Kuloğlu'nun tayı 4 numaralı Alanza bugün Nevzat Avcı idaresinde piste çıkacak. Yine ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine ilk yarışını tekrar etmesi durumunda, hayatın ilk yarışında özellikle çok güzel bir beden dili sergilemişti. 1 numaralı Özay Suzan'la isimli safkan da İbrahim Halil Ketme idaresinde ben 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Burada da özellikle 3 safkan dışına çıkacağını düşünmüyorum. 1 numaralı Victorina. Evet arkadaşlar, yine Çetin Taş dairesinde çıktığı yarışı çok rahat kazanmıştı. 2 numaralı Komşu. Özellikle 1200'e kadarki yarışlarına baktım. Gerçekten çok etkili yarışlar çıkarmış. Bugün 2 numaralı Komşu'dan da etkili bir yarış bekliyorum. Ve 3 numaralı Serpinti. Kalitesiyle bugün Bekir Mert Mırlık idaresinde bu grupta etkili olmasını bekliyorum. Burayı da 1-2-3 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağı olan 4 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar yine son 2 yarışında rahat 2 birincilik elde eden Hatçe'nin tayı Kaysbert temsilcisi 2 numaralı Çağlayan Şelale bugün Tolga Yıldız idaresinde piste çıkacak. Bana göre büyük avantaj. Safkan çok formda, özellikle mesafesinde koşuyor olup bugün yine ikinci ayağı tercihlemek istemeyen arkadaşlarım için söylüyorum. 2 numara Çağlayan Şelale de yine burada banko isim olarak denenebilir. Yine 6 numaralı Ünalan. Safkan da Kadir Tokoçyalı idaresinde farklı koşabilir. Bu safkan bir A Karaca temsilcisi, yani
Volga II torunu, anne tarafından da Demirkır'ın torunu Altunmalı Ünalan. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Hekimoğlu. Grubun kaliteli safkanı, grubun kaliteli ismi bugün Fırat Arslan İdaresi'nde özellikle Kabakum'da etkili koşabilen bir isim. Ve 4 numaralı Çarık Ağası da bugün ilk 4 safkan içerisinde değerlendirilebilir diyerek altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra sevgili yarışseverler yine ufak altılı Ganyan analizim olacak. Son ayaktan sonra ufak altılı Ganyan analizlerimi de izleyebilirsiniz. Yine hatırlatma yapmak istiyorum. Program başına %80 gidilik kesim izlemediği için burada hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda küçük altılı Ganyan, normal altılı Ganyan, geniş altılı Ganyan ve içimdeki altılı analizim, yani cesaretli altılı Ganyan analizimi veriyorum. Özellikle son 2-2,5 ay içerisinde 12 ya da 13 tane misli altılı bulduk ve aynı zamanda yaklaşık 10 gün önce Pazartesi günü koşulan Şanlıurfa At Yarışları analizimiz 9.775 lira veren Şanlıurfa At Yarışları analizimizi 2 bankoyla yine içimdeki altılı köşemizde bulduk. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv@gmail.com adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz diyerek altılı Ganyan'ın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Ardından da ufak altılı Ganyan analizim olacak. Altı Ganyan'ın son ayağı 5 ve yukarı yaş Arap safkanlarının kısa mesafede 1200 mesafe kumpiste hız yarışı olacak. Şartlı 4 yarışta öncelikli şanslı safkanım özellikle bu mesafelere etkili koşacak. Yine bir başka banko isim olarak değerlendirilebilecek bir isim. Esasını ben burada 2 numara Sancaktar'la ikinci ayak arasında biraz çeliştim arkadaşlar. Çünkü 2 numara Sancaktar özellikle bu mesafeleri çok etkili koşabilen bir isim. Bugün Fırat Arslan İdaresi'nde 2 numara Sancaktar'da bu yarışı kazanabilir. Yine 8 numaralı Kapaklı Can formda olsa, gününde olsa, geçen sene, evvelki seneki formu olsa 8 numara Kapaklı Can bu grubu rahat geçebilecek nitelikte bir safkan. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 13 numaralı Alandakar özellikle Uzunardan sonra koştuğu 3. yarışta güzel bir birincilik elde etti. Bugün 53 kilo sikletini avantaja çevirebilir. Kaman temsilcisi 13 numaralı Alandakar da ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine 5 numaralı Berengül özellikle Mazlum Pirdemir arkadaşımız Gökçeada'nın tayı 5 numaralı Berengül'e çok iyi biniyor. Bugün bu grubu geçebilir arkadaşlar. Geçebilecek güç ve kapasitede bir safkan. Dikkat diyerek ilk 4 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Yine 10 numaralı Rus Damat ve 4 numaralı Çetin Su isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilebilir diyerek ufak altılı oynayan arkadaşlarıma özel ufak altılı Ganyan analizi sunacağım. Arkadaşlar ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 2 numaralı Siyah Üzüm ve 1 numaralı Baba Özeser isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan ikinci ayağında 8 numaralı Vallegro. Sonlarda yapacağı etkili ataklarla bu grubu geçmesini bekliyorum. Sonlarda yapacağı etkili ataklarla 1 numaralı Dragon Heart'ı geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Ve altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında 3 numaralı Determined. Evet. 2 numaralı Angel of Honor. Yine 4 numaralı Alanza ve 1 numaralı Özay Suzan'la isimli safkanlara yer vereceğim. Evet, altılı Ganya'nın dördüncü ayağında 1 numaralı Victorina, 2 numaralı Komşu ve 3 numaralı Serpinti
şeklinde değerlendireceğim. Altıgani'nin 5. ayağında 2 numaralı Çağlayan Şelale, 6 numaralı Ünalan ve 1 numaralı Hekimoğlu isimli safkanlara yer vereceğim. Ve programın kapanış koşusu Altıgani'nin son ayağında 2 numaralı Sancaktar, 8 numaralı Kapaklı Can, yine 13 numaralı Alandakar, 5 numaralı Berengül ve 10 numaralı Rus Damat şeklinde de bu koşuyu değerlendirebiliriz diyerek ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu çok güzel bir gün temenni ederim. Esen kalın sevgili yarışseverler, sağlıcakla kalın.